Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Bakara suresinden 164. ayeti okuyacağız ve manasını tahlil etmeye çalışacağız. Okuyacağımız bu ayet bir sayfanın üçte biri kadar olan bir bölümü meydana getiriyor. Tefekkürle alakalı bir ayet. Allah'ın varlığını anlatan ve alemi tefekkürle alakalı önemli mesajlar veren bir ayet. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam leysel ibade ket tefekkür buyurmuş. Tefekkür gibi ibadet yoktur. Tefekkür fikri çalıştırmak ve özellikle İslami manada düşündüğümüzde kainata Allah namına bakmak. Mesela diyelim önümde kitap var, Allah'ın kitabı. Eğer manayı bilirsek burada neler var bakarız, okuruz, anlarız. Ama hiç Arapça bilmeyen birisi sadece beyaz zemin üzerinde siyah bir takım karaltılar görür ve bunların ne demek olduğunu bilemez. Okuyabilmek için bunları bilmek gerekiyor. Onun gibi kainat dahi bizim için bir kitap hükmünde ve işte gece gündüz, ay, yıldız, çiçek, böcek neler varsa, alemde büyük küçük ne varsa bunların her birisi tekvini birer ayet. Demek ki kainat da bir kitap. Ve kainat kitabı okumamızı bekliyor. Okumamız için önümüze açılmış. Ama biz kendi aklımızla ve sadece beşeri kendi bilgilerimizle kainat kitabının manalarını çok da iyi bilemeyebiliriz, okuyamayabiliriz. Bundan dolayı Allah-u Teala kitaplar indirmiş, peygamberler göndermiş ve indirdiği kitaplarla, gönderdiği elçilerle kainat kitabının manalarını bize ders vermiş. Kainat adeta bir mescit. Kur'an-ı Kerim kainat mescidinde kainat kitabının manalarını okuyor ve tekvini ayetlerin manası nedir? Bunları bize bildiriyor. Bugün okuyacağımız ayette bunun bazı numunelerini görmüş olacağız. İnne fî halgıs semâvâti vel ard. Gerçekten de göklerin ve yerin yaratılışında وَاَخْتِلَافِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارِ gece gündüzün peş peşe gelişinde, bunların farklı oluşunda وَالْفُلْكِ اللَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسِ insanlara fayda verecek şekilde gemilerin denizde akıp gitmesinde وَمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا Allah'ın semadan bir su indirip onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesinde ve bethe fiha min kulli dabbe ve o su ile yeryüzünde her türlü canlıyı yaymasında ve tasrifir riyah ve sahab el musahhar beyne semai vel ard sema ve arz arasında musahhar olan rüzgarların bulutların çevrilmesinde le ayat li kavmin yaqilun aklını kullanan kavimler için ayetler vardır. Değerli izleyenlerim, bu Kur'an-ı Kerim'de bir ayet ve bu bir ayette Allah-u Teala tevhidle alakalı çok önemli mesajları bize bildiriyor ve kainat kitabı nasıl okunur bunun bir numunesini bize gösteriyor. İlk önce nazara verilen göklerin ve yerin yaratılışı. Değerli izleyenlerim, biz şu anda çok geniş bir alemde yaşamaktayız. Dünya denilen bir gezegendeyiz. Dünya gezegeni Güneş'in etrafındaki 12 gezegenden bir tanesi. Ve her ne kadar dünyanın hareketinin farkında değilsek de dünya saatte 108 bin kilometre hızla Güneş'in etrafında yol alıyor. Yıllık yörüngesi var. O yörünge üzerinde saatte 108 bin kilometre hızla yol alıyor. Artık uçaklara binmek çok da zor değil, fazla lüks değil, eskisi kadar pahalı değil. Uçağa binenlerimizin sayısı hayli arttı. İşte uçağı düşünelim, uçak saatte 1000 kilometre hızla yol alır. Demek ki dünya uçağı bizlerin binmiş olduğu uçaktan çok daha hızlı bir şekilde ve onun 100 katı bir hızla o şekilde yol alıyor. Saatte 108 bin kilometre hızla yol alıyor. Güneş'in etrafında dönüyor. Güneş, Samanyolu galaksisindeki 200 milyar yıldızdan sadece bir tanesi. Ve Samanyolu
Bir baştan bir başa ışık hızıyla yol alacak olsak, 100 bin ışık yılı mesafe tutan büyük bir galaksi, yıldızlar topluluğu durumunda. Işık hızı dediğimiz saniyede 300 bin kilometre. Saniyede 300 bin kilometre yol aldığımızda, bir saniyeden biraz sonra Ay'a varabiliriz ve 8 dakika sonra Güneş'e varabiliriz. Ve bu şekilde devamlı yol almak şartıyla uzunlamasına Samanyolu galaksisini bir baştan bir başa kat etmek 100 bin ışık yılı tutuyor. Ve bütün kainatta Samanyolu galaksisi gibi en az 100 milyar galaksi olduğu ifade ediliyor. Yani Allah'ın mülkü çok geniş. Bu kadar geniş olan mülk tamamı yaratılmış. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bize bunu şöyle anlatıyor. Kâne Allah ve lem yekun mâhu şey. Allah var, onunla beraber başka bir şey yoktu. Cenab-ı Hak ezeli inayetiyle yaratmayı murad etti. Şu alemleri var etmeyi murad etti. İlminde belirledi, takdir etti ve iradesiyle murad etti, kudretiyle de yarattı. Ve böylece şu gördüğümüz alem gökleriyle, yeriyle, göklerinin değişik tabakalarıyla yaratıldı. İşte semavat üzerimizdeki alemlere verilen isim, yıldızlar alemi, artık yukarıya doğru daha neler varsa genel anlamda kainatın tamamı. Arz ve bunun içinde yer alan bir unsur. Ve bizler şu anda kainatın bir bütünlüğü içinde dünyayı değerlendirecek olursak, kainatın bütünlüğü içerisinde dünya görülmeyecek bir nokta gibi. Ve biz o görülmeyecek nokta içerisinde hiç de görülmeyecek bir takım fanileriz. Ama Ay'a ilk defa ayak basan 1969'da Ay'a ayak basan Neil Armstrong o zaman demiş ki, çok güzel bir ifade. Allah'ım, senin mülkün ne kadar da geniş, insan ise ne kadar küçük bir varlık, ama sen bu insana ne kadar da çok önem veriyorsun, ne kadar da çok değer veriyorsun. Gerçekten onun da yakından hissettiği gibi Allah'ın mülkü çok geniş. O geniş mülk içinde biz görülmeyecek kadar küçük bir nokta içinde yaşayan, kısa bir ömür süren varlıklarız. Ama Allahu Teala bu küçük insanlara çok büyük önem veriyor. Bu küçük insanları kendine muhatap yapmış ve bu küçük insanlar alemlerin Rabbine muhatap olabiliyorlar. Ve yaşamış olduğumuz gezegen, dünya gezegeni kainatın merkezinde yer alıyor. Kainatın adeta kalbi ve kıblesi durumunda. Böyle olunca her ne kadar insan küçük ama manası itibariyle gayet büyük. Hazreti Ali radıyallahu anh insanın bu yönüyle alakalı diyor ki: Tez'umu enneke cirmun sagirun ve fiken tavel alemul ekber. Sen kendini küçük bir şey sanırsın ama büyük alem sende dürülmüştür, sende gizlenmiştir. İşte İslam alimleri şuna dikkat çekmişler. Demişler ki alem büyük bir insan, insan küçük bir alem. Makrokozmos, mikrokozmos günümüzde bu ifadelerle de söyleniyor. İşte insan bu manada kainat kitabının en anlayışlı muhatabı, yeryüzünün halifesi ve kainat sarayının şeref misafiri. İşte göklerin ve yerin yaratılışı insan için adeta bir ağacı düşünelim. Çok büyük bir ağaç ama ağaç her şeyle meyveye yönelik. Demek ki kainat bir ağaç gibi düşünüldüğünde, varlık alemi bir ağaç gibi düşünüldüğünde insan bu ağacın meyvesi durumunda. Ve bizler her ne kadar kainat ağacının uç dallarından birinde bir meyvenin içinde yer almakta isek de ağacın tamamını tefekkür edebiliyoruz. Gökler çok geniş ama biz göklerin de fevkini düşünebiliyoruz. Ve yeri aşarak, gökleri aşarak alemlerin Rabbine muhatap olabiliyoruz. Bu açıdan tefekkür bizi şu daracık aleme tıkanıp kalmaktan, hapsolmaktan kurtarıyor ve bizi daha ilerisine, alemlerin yaratıcısına muhatap ediyor. İşte göklerin ve yerin yaratılmasında vahtilâfil leyli ve nahar, gece ve gündüzün ihtilafında,
İhtilaf peş peşe gelmek anlamında da olabilir. Bunların farklılığı da olabilir. İkisi de doğrudur ve ikisi de nimettir. Yani devamlı gece olsaydı her taraf karanlık olacaktı. Devamlı gündüz olsa istirahat noktasında yine problemler yaşayacaktık ve zamanın nasıl geçtiğini de fark etmeyecektik. Ama Allahu Teala renklilik murad etmiş. Sabit bir alem değil, hareketli bir alem ve dünya kendi etrafında dönmesiyle gece gündüz meydana geliyor ve bu şekilde dünyamız devamlı renkleniyor. Devamlı siyah beyaz iki şeridin birbirini takip etmesi gibi gece gündüz birbirini takip ediyor. Gece de bir nimet, gündüz de bir nimet. İşte gündüz çalışıyoruz, gece istirahat ediyoruz. Bunların her birisi Cenab-ı Hakk'ın birer nimeti. Ve denizlerde gemilerin insanlara fayda verecek şekilde akıp gitmesi. Yani denizler dünyanın dörtte üçünü meydana getiriyor. Ve normalde bu kadar suya ne lüzum var, hatıra gelebilir. Ama Allah-u Teala o denizleri adeta yeryüzünün buhar kazanları hükmünde yaratmış. Oralardan buharlaşma oluyor. Ve bu buharlaşmalar rüzgarlar vasıtasıyla başka yerlere gönderiliyor. Bulut şeklinde gönderiliyor. Ve o bulutlardan her tarafa yağmur yağdırılıyor. Ve aynı zamanda o denizler bir ulaşım alanı olarak kullanılıyor. İşte yol yapmak, belediyelerin zorlandığı, karayollarının zorlandığı işlerden birisi. Çok masraflı bir iş ama deniz yolu için böyle bir masrafa lüzum yok. Her taraf yol hükmünde. Ve Allah-u Teala ona göre kanunlar koymuş. Ve su üzerindeki tonlarca ağırlıktaki o gemileri çekmiyor, altına almıyor. Onlar onun üzerinde akıp gidiyor, kayıp gidiyorlar. Bu da Allah-u Teala'nın insanlara çok özel bir nimeti. Ve bugün denizcilik gelişmiş bir sektördür. İnsanlar okyanusları da aşarak her tarafa bu şekilde gidebilmekte, daha ucuza bir maliyetle ulaşımı sağlayabilmekte. Ve ardından yağmura dikkat çekildi. Allah'ın semadan bir su indirmesi, bununla yeryüzünü ölümünden sonra tekrar diriltmesi. Ve Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetlerde semaya bu noktada da dikkat çekiliyor ve mesela deniliyor ki وَفِسْ سَمَاءِ رِزْقُكُمْ Rızkınız semadadır. İşte bulut vasıtasıyla yeryüzüne yağmur geliyor. O yağmurla yeryüzü diriltiliyor ve yerden pek çok şeyler bitiyor. Biz onlardan bu şekilde istifade ediyoruz. Ve yağmur çok önemli bir olay ve çok dikkat çekici bir olay. Her an dünya üzerinde 2000 civarında şimşek çaktığı ifade edilir. Dünya çok büyük. O büyüklük içerisinde demek ki illa bazı yerlerde şimşekler çakıyor ve illa bazı yerlere yağmur yağıyor. Diyelim burası yazsa başka yer kış. Burada yağmıyorsa başka yerde yağıyor. Bu anlamda her an gökyüzünden yağmur yağıyor. Ve yağmurun yağması için işte yeryüzünde dağlara da ihtiyaç var. Eğer yeryüzü tamamen düz olsaydı, ovalar şeklinde olsaydı hava hareketleri olmayacaktı. Ama Allah-u Teala vadiler, dağlar yaratmış ve oralardaki bu konum itibariyle hava akımları meydana geliyor. Rüzgarlar meydana geliyor ve o rüzgarlar denizlerde buharlaşan ve bulut haline alan o su buharcıklarını başka yerlere götürüyor ve damla damla bunlar yeryüzüne iniyor. Ve böylece gökyüzü ağlıyor, yeryüzü gülüyor. Mevlana demiş ki, gök ağlamayınca yer gülmez. Demek ki buluttan yağmur gelecek ta ki yeryüzü çiçek açsın. Yeryüzü sebzeleriyle, meyveleriyle insanlara tebessüm etsin. Ve bunu düşündüğümüzde demek ki biz bir elmayı ağzımıza götürürken arka planda havayı, suyu, güneşi, denizleri, bütün bunları da düşünmemiz lazım. Yani bizim masrafımız çok. Ve biz kainat çapında dönen çarkların neticesinde o elmayı yiyebiliyoruz. Ve Cenab-ı Hak bu noktada فَلْيَنْزُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقْ İnsan neden yaratılsın baksın. Bu var. Bir de insan yediği tağıma baksın diyor.
insan yemiş olduğu tağıma, yediği şeylere dikkat etsin. Demek ki yerken de tefekkür etmek, taraf ilahiden geldiğini düşünmek ve neticede şükür ile elhamdülillah diyerek onları yemek gerekiyor. Ve Allah-u Teala gökten indirmiş olduğu bu su ile yeryüzünde her türlü canlıyı yayıyor. Ve su ile hayat başlamış. Allah-u Teala bunu Kur'an-ı Kerim'de başka bir yerde bildirir. Ve her canlı şeyi sudan yarattık. Ve cealine minel me külle şeyin hay. Her canlı şeyi sudan kıldık. Cenab-ı Hak bunu ifade ediyor. Demek ki hayat su ile başladı ve su ile devam ediyor. Bütün canlıların bünyesinde su bulunur. İnsanın da 1/3'ü sudur. Dünyanın da 1/3'ü veya 1/4'ü yine sudur. Ve tasrifir riyah ve sahab el musahhar beynes sema'i vel ard. Sema arz arasında musahhar olan, çevrilen, insana itaat ettirilen işte rüzgarlar, bulut, bunlarda da yine pek çok ayetler var. Önce rüzgarlardan söz etmek gerekirse, rüzgarlar böyle deli dolu esiyor gibi görülür. Her taraftan eser ve kendiliğinden eser gibi zannedilebilir. Ama eğer biz Kur'an'ı bir bakışla bakacak olursak şunu görürüz. Rüzgarlar kendi keyfine göre esmez, Allah'ın estirdiği şekilde eser. Allah nasıl dilerse öyle eser. Allah dilediğinde hoş bir meltem olur, bizi ferahlatır. Ama yine Allah dilediğinde bir azap kamçısı olur. Bazı kavimler rüzgar ile cezalandırılır. Günümüzde de çok böyle şiddetli fırtınalar meydana gelebiliyor. Ve bu fırtınalarla bakıyorsunuz ağaçlar bile kökünden sökülüyor. Kamyonlar bile bu rüzgarın önünde oyuncak araba gibi adeta savrulup gidiyor. Yani demek ki Allah-u Teala dilerse bunu bir meltem, bir lodos şeklinde, bir sabah rüzgarı şeklinde gayet faydalı bir nimet olarak gönderir. Ama dilerse de onu bir fırtınaya çevirir, kahrının bir tecelligahı olarak kullanabilir. Dolayısıyla esen rüzgarları böyle tefekkür ederken bunlarda Allah'ın tasarrufunu da görmek gerekiyor. Allah bu rüzgarlarla da tasarrufta bulunuyor. Ve Allah bunları dilediği gibi çeviriyor. Öte yandan ayetin devamında bulutun sema ve arz arasında musahhar olması nazara verildi. Bu da önemli bir durum. Uçağa bindiğimizde bulutun üstünde genelde uçaklar gidiyor. Ve bulutun üzerinden giderken gerçekten aşağıya bakıldığında aşağısı bir tarla gibi, yani bir pamuk tarlası gibi tamamen böyle bulutlarla kaplı ve o bulutlar aslında yağmur dolu su buharcıkları şeklinde. Yani şöyle sıkıldığı zaman tabiri caizse taraf ilahiden emir geldiğinde bunlar damla damla yeryüzüne iniyor. İşte üzerimizdeki bulutları tefekkür ederken bunların Allah'ın emriyle musahhar olduğunu, sema arz arasında emrimize verildiğini düşünmek lazım. Ve bunlar çoğu kere zaten üzerimizde çok da fazla durmuyorlar. Gökyüzü mavi bir şekilde bize arz endam ediyor. Ama ihtiyaç olduğunda bunlar askerlerin böyle siperinden çıkıp görülmesi gibi her tarafı dolduruyorlar. Ve ardından vazifelerini yapıp yeryüzünü sulayıp daha sonra yine göğün güzel yüzünü pırıl pırıl tertemiz bir şekilde bize gösteriyorlar. Demek ki bütün bunlar aklını kullanan kimseler için taraf ilahiden birer ayettir. Ve Kur'an-ı Kerim ayetleri buna yer vermekle bunların manasını bize anlatmaktadır. Ve bize düşen bir görev, işte göklerin ve yerin yaratılışı, gece gündüzün farklılığı, denizde gemilerin akıp gitmesi, yağmurun gönderilmesi, gönderilen yağmurla yeryüzünün hayatlandırılması, her türlü canlının bu yağmur ile bitmesi, hayat bulması ve rüzgarların çevrilmesi, bulutun emrimize musahhar kılınması, bütün bu gibi şeyleri gördüğümüzde Allah'ın nimetlerini yad etmek ve bunlarla Rabbimizi tanımaya çalışmak. Cenab-ı Hak bizleri marifetinde ileriye varan,
marifetinde çok ileride olan bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler dilerim.